kızmadı. Kızmadı mı? Kızmadı. Hatta bana sarıldı. Benden korkmana gerek yok dedi. Ne? Haluk abi. Sana sarıldı. Evet Tolga. Kızmadı. Kızmadı. Yalan mı söyleyeceğim? Ben sen miyim? Ya hemen konuyu değiştir, bana laf soka her fırsatta sende. Asla kaçırmam. Allah Allah. Bir şey diyeceğim ya. Bir şey olmuş. Keyfi bayağı yerinde demek ki. Galiba. Ben de gideyim arada bir özür dileyim değil mi? Git git koş. Hazır böyle yakalamışken. Aynen, kaçırma bu fırsatı. Koş koş. Ben sana dedim bak, sana kızmaz diye. Haluk abicim. Ya abi yani çok özür dilerim abi. Yani biraz senden korktuğum için yanına hemen gelemedim yani. Gelip böyle doğru düzgün bir açıklama yapmam gerekiyordu sana. Ya oğlum niye benden korkuyorsun? Yani ben korkulacak bir adam mıyım? Ya abi yani değilsin de yani. Gel. 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 Gel oğlum buraya. Ay. Sen benim kardeşim sayılırsın. Hadi. Ya Haluk Bey ya, siz ne kadar muhteşem bir insansınız. Yani dünyanın en büyük hatasını yaptık ama siz aksine bize kucak dolusu sarıldınız. Ya abi gerçekten helal olsun sana ya. Yani bir şey diyeyim mi? Ben de ileride bir yönetici olduğum zaman abi tamamen senin özelliklerini örnek alacağım. Yani sen çok örnek alınacak bir insansın. Her şeyde alıyorum ama bunda da alacağım abi. Ya bir şey diyeyim mi abi? Yani biz şu yaptığımız hatayı... Ya ben yönetici olsam dünyanın en büyük cezasını veririm bize ya. Sen bir de bize sarıldın abi ya. Dedim sen Haluk Bey gibi olamazsın. Yani kimse onun gibi olamaz. O bir tane. Bir dakika. Siz ne yaptınız ki? Evet. Biz ne yaptık? Bir şey... Yapmadık. Yapmadık. Evet, sizi dinliyorum. Nasıl? Sizin haberiniz yok muydu? Ya abi, İsmail Bey sizi aramadı mı bugün? Hayır. Niye? 5 saniyeniz var. Biz... Aa Haluk uşağım. Hoş geldin uşağım. Ben de seni arayacaktım. Vazgeçtim. Çünkü çok önemli bir konu. Gelince yüz yüze konuşalım diye düşündüm uşağım. Nedir? Bu uşaklar var ya, bu uşaklar. Çok büyük bir fışkı yemişler uşağım. Ancak bu problemi sen çözersin. Bizi sen kurtarıyorsun uşağım. Ne yapacağız ya? Ne olmuş? Biri bana anlatsın. Uşağım, son kalan daire vardı ya. İkisi de ayrı ayrı müşteriye aynı anda satmışlar. Birbirlerine haberi yok. Yani birinden nereden vazgeçmesi gerekiyor? Sizin birbirinizden haberiniz yok mu? Ha? Amatör müsünüz siz? Ya... Haluk abi haklısın da... Bak... Sen hiç konuşma! Sen kaç yıldır bu şirkette çalışıyorsun? Ha? Ya abi ama bak tam öyle değil. Sen konuşma! Cevap verme bana! Abi ama soru soruyorsun bana. Gel buraya. Gel buraya. Abi yok. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Tamam, korkma. Korkmana gerek yok, hadi. Tamam, hadi bak sarıldık, hadi. Vurmayacak. Hadi. Ne yapacağız biz şimdi bu adamlara? Biri kadın Haluk Bey, Burcu Hanım. Cevap verme bana. Sakin olun. Şimdi Haluk uşağım bak. Sen profesyonel bir adamsın uşağım. Ne yap bu işi çöz uşağım. Çünkü 2 müşteri de bizim için çok önemli. Kırmadan halletmemiz lazım uşağım. Evet. Haluk abi bak şöyle bir şey yap. Bu şirkette her işi ben niye yapmalıyım? Yok abi, biz halledeceğiz bu işi. Tamam, cevap verme bana. Ne yapın edin bu sorunu çözün. Tamam, o zaman sarılalım mı? Hayır. Ya abi kızma, biz çözeceğiz bu işi ya. Tamam. Gel buraya. Gelin sarılalım. Ha, tamam. Abi, hadi. Ben de. Burcu Hanım, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Özür dileriz tekrardan. Gerçekten bir karışıklık oldu. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Oley be! Çok mutluyum. Koş, 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 koş. İrem, süper bir haberim var sana. Ay, benim haberim daha güzel. Burcu Hanım ev almaktan vazgeçti. Ne? Evet, vazgeçti. E, benim müşterim de vazgeçti. Ya Tolga nasıl vazgeçti ya? Hani senin müşterin istemiyordu, almak istiyordu. O yüzden ben Burcu Hanım'a yalvarıyorum sabahtan beri. Ya öyleydi de ben de ona bir sürü dil döktüm. Biraz önce mesaj atmış. Tamam, tamam Tolga Bey, vazgeçtim diye. Of Tolga ya, of ya. Aferin size. Sonunda elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Ben onu bunu anlamam. Bu işi çözeceksiniz. O daireyi satacaksınız. Yoksa size tatil matil yok, söylüyorum. Of Eyüp Bey ya. Ben anlamam. Tolga ya. Gelin buraya. Gelin sarılalım. Sarılalım mı? Öyle mi? Gel buraya lan. Hadi. Tolga gel, bizim seninle konuşacaklarımız var. Hadi, hadi, hadi. Gel buraya. Ya, İrem ya, buna bak ya. Bir şey ya. Haluk Uşam. Ne oldu bu evi Uşam? Ne yaptılar? Merak etmeyin İsmail Bey. Ben onların böyle tepesindeyim, halledecekler. İyi, tamam Uşam, sağ olasın. Da bu sarılma ne iş? Ya o... Gelin size de sarılayım. Haluk abi sevgi pıtırcı olmuş abi. Çok da hem Şükrü. Ben şimdi şirket avukatlarıyla görüşeyim, hallederim yani. Sağ ol Uşağım, iyi ki varsın. Bu gözler neler gördü Şükrü. Ama böyle ilk defa görüyorum. Taş fırın erkeği Haluk abiyi kaybetmişiz abi. Biz yardım işine odaklanalım. Haluk abi için çok geç artık. Haklısın Şükrü. İrem Hanım, yardıma ihtiyacınız var mı? Ay yok, teşekkürler. Dar gömlek, sana bir omuz atalım mı? Yok abi ya. Ya şimdi kafamı karıştırmayın yeter. Şunu bitirmemiz lazım da. Gördün mü abi? Kimse yardım istemiyor. Doktor da iyi haber vermedi. Oğlum, abartma, yarın haber verecekler. Abartmıyorum abi. Benim yardım etmem lazım. Durun. Herkes beni dinlesin. Benim yardım etmem lazım. Yardım edersem kızım iyileşiyor. Doktorlar da iyi haber veriyor. Ne olur yardım etmeme izin verin. Bana kiloluk çorap alır mısınız? Bugün çok yoğunum, çıkamayacağım da. Alırız tabii ki İrem Hanım. Teşekkürler. Saçmalama oğlum. Nasıl kilotlu çorap alırız? Alırız abi. Ne olacak? Oğlum, kilotlu çorap diyor. Duymuyor musun? Kilotlu çorap. Evet, kilotlu çorap ama ten rengi olması lazım. Yazdım oraya. Ten rengi diyor abi. Ben anlam Şükrü, sen git. Sensiz olmaz abi. Saçmalama Şükrü. Ya lütfen alın. Vallahi hiç vaktim yok. Gidip alamam. Bana çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Asıl siz bize iyilik yapmış oluyorsunuz İrem Hanım. Hadi gidelim abi. Ben gelmem Şükrü. Abi ne olur gel. Totemi bozma. Bak bunu yaparsak kızım iyileşecek diyorum sana. İyi tamam tamam yürü. Şükrü abi bir de bana 07 bordo oje alır mısınız? Yok. Alırız tabii. Almaz mıyız? Neyse, çok teşekkürler. Hadi alalım abi. Yürü Şükrü. Her şeyi hallettim. Hadi şaşırtırız. Adamlar çorap aldı benim. Kimse görmedi demin Şükrü. Yok abi. Zaten bu halde bizi kimse tanıyamaz. İrem Hanım buyurun siparişleriniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Hayret bir şey. Abi güzel olmuş ha. Selamlar. Ya İrem. Ya bu ev için bekleyenlerin hepsini aradım. Bizden haber çıkmayınca hepsi vazgeçmiş. Satamadık evi ya. Ben de aynı durumdayım. Bırak, evi biz satalım dar gömlek. Sana yardım edelim. Yok abi, siz yaz havasına girmişsiniz. Biz hallederiz. Peki, sen bilirsin dar gömlek. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır. ayrı dümen tutarız bu evde.